1978 Bozüyük doğumluyum. Kuzey Kafkas göçmeniyim. Kuzey Kafkasya, Karadeniz'in üst kıyısı, kuzey kısmında yer almakta. Azak Denizi'nden Hazar Denizi'nin arasındaki bölgeyi kapsamakta. Buraya Çerkesya da denmektedir. Çerkesler, Ruslarla savaşları sonrasında 1864'lü yıllara denk gelen zamanlarda topraklarından sürülmek zorunda bırakıldı, sürgün edildiler. 21 Mayıs 1864 son kalenin de düşmesiyle beraber Kafkasların sürgününe başladığı tarihtir. Çarlık Rusyası'nın baskıları sonucunda topraklarından sürülen Çerkezler, Osmanlı coğrafyasına geldiklerinde Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu ve Avrupa'da çeşitli yerlere gitmişlerdir. Eskişehir'e gelişleri ise iki şekilde olmuştur. Direkt Eskişehir'e gelenler ve öncelikle Balkanlara giderek daha sonrasında 93 Harbi sonrasında tekrar bir zorunlu göçe tabi tutularak Eskişehir'e gelmişlerdir. Çerkezler Eskişehir'e gelmelerinden sonrasında yaklaşık olarak 45-50 civarında burada yerleşim yeri oluşturdular, köyler oluşturdular. Genelde geldiklerinde tekrar geriye döneriz umuduyla burada yaşadılar ve çok fazla burada yerleşik hayata geçmemeye çalıştılar. Her zaman geri döneriz umuduyla. Zaman geçti tabii böyle bir umutların gerçekleşmeyeceğini gördükten sonra daha fazla yerleşik hayata geçmeye başladılar. Köylerine daha yerleşmeye başladılar. Köylerinde genelde kapalı olarak yaşadılar. Diğer toplumlarla çok fazla etkileşime girmediler uzun yıllarca. Çünkü farklı bir kültürün içerisine gelinmiş, farklı yaşantıların içerisinde yer edinmeye çalışan Çerkezler uzun süre bunun bocalamasını yaşamışlardır. Bir taraftan kendi mensup oldukları kültürel öğeleri yaşamaya çalışmak, bir taraftan da bulundukları topluma adapte olmaya çalışmak ve hayatlarını idame ettirmeye çalışmak sıkıntılı bir süreç oluşturdu. Şehir hayatında da ticaret hayatına atılmaları geç olduğu için yer edinmeleri de uzun zaman aldı. Daha fazla devlet kademelerinde görev alarak, orduda ve devletin çeşitli kurumlarında görev alarak kendilerini yetiştirmişler ve hayatlarını idame ettirmişlerdir. Çerkezler, Hikabze denen yazısız kurallarla sosyal yaşantılarını devam etmektelerdi. Bunlar hiçbir şekilde yazılı hale gelmedi. Toplum kendi kendine bunları üretti ve yaşantılarında buna bağlı olarak yaşadılar. Hikabze'de en büyük şey ayıp denen, yaptırım gücü en büyük olan şey ayıptır. Bir şey ayıpsa eğer o şey yapılmaz kesinlikle. Toplumda düzeni sağlamıştır. Toplumu yöneten birileri olmamıştır. Hikabze kurallarıyla toplum kendi kendini yönetmiştir. Çerkezler sosyal, çok fazla sosyal oldukları için Hikabze'de verilen ceza, en büyük ceza bir kişinin cenazesine gitmemek veya bir kişinin düğününe katılmamak o kişiye verilecek en büyük cezaydı. Daha kötü bir şey yaparsa bir kişi o toplumdan uzaklaştırılır, köyden dışarıya gönderilir ve toplumdan aforoz edilir de öyle söyleyeyim. Bunlar Hikabze'nin içinde olan şeyler. Bunlar 5000 yıllık bir tarihin, kültürün getirmiş olduğu özellikler, davranışlar. Çerkesler kıyafetlerini de tabii ki Eskişehir'e getirdiler. Kıyafetlerinde Çerkeska denilen, kendi adlarıyla anılan ama kendilerine siye dedikleri kostümleri vardır, kıyafetleri vardır güncel hayatta kullandıkları. Bu kostümler çeşitli parçalardan oluşmakta. Bunların en belirgin özelliklerin kostüm parçalarından kalpak ve kamasıdır. Kalpağı hatta Kuvayi Milliye kalpağı olarak Çerkezler Türkiye'ye getirmişlerdir. Kalpak çeşitli ebatlarda ve renklerde olabilir. Kalpağın çeşitli ölçüleri kişinin toplum içerisindeki mertebesini de belirtir. Yaşlılar daha farklı ebatlarda takarlar ya da feodal dönemlerde prenslerin, beylerin ve köylülerin takmış olduğu kalpak ebatları farklıydı, şekilleri farklıydı. Son hali olarak tabii ki günümüze gelen şekilleri şu anda görmüş olduğunuz şekli. Kamaları çok değerlidir Çerkeslerin. Kamalarını savaşmak anlamında kullanmayı hiçbir zaman istemezler. Sadece bir aksesuar olarak barışçı amaçlarla kullanmayı istemişlerdir. Omuzumuzda bulunan şarhon dediğimiz kalpağın korunması amaçlı ve çeşitli şekillerde savaşta, özellikle savaşla ilgili gelişen parçalar olduğu için, bunlar aksesuarlar olduğu için savaşta birçok pratik kullanımları vardır bunların. Şarhon hem soğuktan korur, kalpağın ıslanmasını engeller. Aynı zamanda kalpağın üstüne asılınca daha büyük gösterilmesini ve atın üzerinde daha heybetli durarak karşı taraftakini korkutma amacı da taşır. Kostümlerde çeşitli renkler kullanılmaktaydı günlük kıyafetlerinde. Genelde daha fazla koyu renkleri yaşlılar tercih ederdi.
ve savaşta kullanıldığı için koyu renkler görünmez olmalarını da sağlıyorlardı. Genelde siyah ve kahverengi tonları tercih edilirdi. Bunun dışında Tlay denen bir savaşçı ismi vardı. Bu Tlay'ler köyün en cesur, en savaşçı genci seçilirdi ve bunlar savaşa gidecekleri zaman bütün giyecekleri, giysileri, savaş aletleri hep kırmızı renkte oluşmaktaydı. Kırmızının o yüzden önemli bir özelliği vardır. Kırmızıyı giyen kişi, Tlay olan kişi ölümüne gidiyordu ve çoğu zaman da geri dönmezdi köyüne. Çerkez kadınlarının kıyafetine gelirsek çok fazla işçilik vardır üzerinde. El emeği işlerimiz çok fazladır. Her genç kız kendi elbisesini kendisi yapardı. İşlemlerini kendisi yapardı ve bu işlere göre de ne kadar becerikli olduğunu gösterirdi diğer insanlara. Kemerler ve dışarına dediğimiz göğüslü kısmındaki aksesuarlar gümüş ve altından oluşmaktaydı. Bunların işçilikleri çok ince işçilikleri vardı. Yaşlı bayanlar genelde çok fazla gösterişsiz elbiseler giyerler. Gençler ise özellikle cemiyetlere katılacakları zaman, düğünlere katılacakları zaman bütün hünerlerini, el becerilerini sergiledikleri kostümleri, kıyafetlerini giyerlerdi. Onları tercih ederlerdi. Çerkezlerde düğünler ve cenazeler çok önemlidir. Sosyal hayatın önemli parçalarıdır. Düğünlerimizde, özellikle köy düğünlerimiz otantik halini Eskişehir'de de korumaktadır hala. Çok şeyi kaybetmiş olsa da yine yaşatmaya çalışmaktadır Eskişehir'deki Çerkezler adetlerini. Köy düğünlerinde gelin ve damat düğün ortamında bulunmazlar. Damat Şavo evi denen başka bir arkadaşın evinde kalır ve düğün esnasında düğüne katılım sağlamaz. Damadı ziyaret etmek isteyen misafirler, arkadaşları Şavo evine giderek damadı ziyaret eder ve tebriklerini sunarlar. Damat bu esnada kesinlikle konuşmaz kimseyle. Damadın Şavo'su, yani arkadaşı, sağ dışı diyebileceğimiz arkadaşı bütün bu konuşmalarda muhatap olur. Bütün hizmetleri beraber yaparlar. Öyle bir farklı bir durum vardır. Gelin de aynı şekilde düğün ortamında bulunmaz. Gelen misafirleri yöneten, düğünü yöneten kişiler vardır. Hatiyakolar vardır, düğünü yönlendiren, yöneten, idamesini sağlayan. Düğünler wik denen herkesin katılım sağlamış olduğu eşli danslarla başlar. Daha sonrasında bireysel danslara devam eder. Düğünler hala otantik halini korumaya çalışmakta ama yine günümüzde çok fazla şeyimizi de kaybettik maalesef. Çerkezler tabii ki kültürün diğer öğelerinin olduğu gibi yemeklerini de Eskişehir'e getirdiler. Çerkez yemekleri arasında en çok tanınanları Çerkez tavuğu olarak bilinen ama Çerkezlerin şıpsı dedikleri bir yemektir. Bu yemek tavuk, mısır unu, lapasından oluşan bir yemek diyebilir. Çeşitli baharatlar atılarak. Çerkezler için çok değerli, önemli bir yemektir. Misafirlerine özellikle bunu sunarlar. Bunun yanında haluj dediğimiz, halüve dediğimiz hamur işleri vardır. O özellikle Çerkezler arasında çok popülerdir. En çok sevilen, en çok yapılan yemeklerin başında gelmekte. Haluj, halüve ya da psaluj da diyebiliriz. Buna çeşitli adlar verebiliriz. Hamurun içerisine patates ya da peynir konarak, suda haşlanmasıyla oluşturulan, üzerine çeşitli soslar konarak yapılan bir yiyecektir. Bu özelliklerde, muhabbetlerde çok fazla revaçta olan bir yemeğimiz. Onun dışında şelame dediğimiz yine hamur işi bir börek tarzımız var. Bunun dışında Çerkez peyniri çok çok önemlidir Çerkezler için, altın değerindedir. Herkes de Çerkez peynirini yapamaz. Bu çeşitli şekillerde yapılmakta. İsli peynir olarak da günümüzde bilinmekte Çerkezlerin peynirleri. Çerkezler Eskişehir'i artık kendi toprakları, vatanları olarak gördükleri için adaptasyonları da artık gerçekleştirmiş durumda. Ticaret hayatında, kültür sanat anlamında, devlet kademelerinde görevler almaktalar ve yaşantılarına devam etmekteler. Bir Eskişehirli olarak devam etmekteler. Tabii Eskişehir'e Çerkezlerin katkıları olduğu gibi Eskişehir'deki diğer yaşayan halkların da Çerkezlere büyük katkıları olmuştur. Bir mozaiğin parçası olarak görüyoruz Çerkezleri. Eskişehir'in bir mozaiğin rengi olarak görüyoruz. Dünya üzerindeki bütün kültürler yaşamayı hak ettiği gibi Eskişehir'de de Çerkez kültürü de yaşamayı hak etmekte ve diğer kültürler de aynı şekilde. Biz Çerkezler kendi kültürümüzü yaşarken aynı şekilde Eskişehirli kültüründe bir parçası olarak bunu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız, yapacağız da.